Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü dersimizde sizlere 3D görselleştirme konusunda zaman zaman vermiş olduğumuz, tavsiye ettiğimiz bilgisayar donanımları konusunda bilgiler vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, doların artmasıyla birlikte bilgisayar toplama, bizim de tabii işimizde bağlantılı olarak render bilgisayar, render için PC sistemleri, bilgisayar sistemleri gibi konular bizim için önem arz eden konular. Laptoplarda biliyorsunuz öğrenciler dışında eğer vizyon geliştirmek istiyorsanız ve bu konuda iddialı olmak istiyorsanız ve kaliteli görsel almak istiyorsanız masaüstü bilgisayarları toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Hani laptoplar biraz daha öğrencinin taşımasına göre, öğrencinin işte koltuğun altına alıp işte proje çizmesine göre hafif küçük renderlarda kullanılan multimedya cihazlar. Laptop adı üzerinde arkadaşlar multimedya cihazdır. Laptop render cihazı değildir. Bunu da üstüne basa basa diğer derslerimde zaten söyledik, hala söylemeye devam ediyoruz. Şimdi sistem toplama hususunda bazı önemli noktalar var. Ekranda görmüş olduğunuz sistemi biz bir ay önce topladık arkadaşlar. Şimdi parası olan için sistem toplama konusunda bir sıkıntı yok ama ortalama olarak, ortalamada fiyat performans dediğimiz, hem fiyatı kurtaran hem de performansı kurtaran bir sistem olması gerekiyor. Biz de sistemleri o şekilde topluyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii en üst işlemci konabilir, en iyi ekran kartı konabilir ama kimsenin almadığı bir sistem kimsenin de işine yaramaz. O yüzden fiyat performans bakımından herkesin alabileceği bir sistem toplamak en ideal çözüm olarak görünüyor arkadaşlar. Bu ekranda görmüş olduğunuz sistemi biz tam bir ay önce topladık arkadaşlar. İşlemci olarak 5800X'i tercih ettik. 5800X, 5700 yani AMD Ryzen 5800X hem 5700'ün üzerinde hem 5900'ün de altında arkadaşlar. O yüzden ortalama olarak 5399 gibi fiyatı var. Geçen sene Ağustos ayında 5900'ü bu fiyat alırken 5800X'i şu an 5300-5400 gibi fiyatlarda alınıyor. Tabii bu bir ay öncesinin fiyatı. Hemen gidelim şimdiki fiyatımıza bir bakalım. Bakalım ne görünüyor arkadaşlar. Çünkü bir ay önce biz bunları listelemiştik. Bir arkadaşımız alacaktı. Hatta birkaç arkadaşımız, onlar için toplamıştık. Tavsiye usulüne göre. Çünkü çok fazla bu konuda soru geliyor arkadaşlar. O yüzden biz de onların yanlış bir tercih yapmasını engellemek için ve aynı zamanda sizin doğru tercihler yapmanız için bu şekilde sistemler topluyoruz ve zaman zaman YouTube adreslerinde bunu paylaşarak paranızın boşa harcanmasını engellemek istiyoruz arkadaşlar. Çünkü burada bizim yaptığımız işte yapacağımız yatırımın bizi çok etkilememesi gerekiyor. Orta ölçekli çalışanın diyeyim. Çünkü iyi veya daha üst seviye bir çalışanın veya işte bu işlerde giren kişilerin fiyat ve maddi kaygısı olmadığı için sistem konusunda istedikleri sistemi alabilirler. Yani ama bizde böyle bir şey durum söz konusu olmadığı için biz mecburen sistem fiyatları konusunda dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 5800X bir ay önce 5399 liraydı. Bakalım şimdi ne kadar? Yeniden bir sekme açıyorum. Akakçe.com'dan en son arama kısmından bakıyoruz arkadaşlar. 5738 TL. Yani ne kadarmış? 5400 diyelim. 5800 olduğunu farz edersek yani 400 TL bir fiyat gelmiş. 400 TL, 375 TL'lik bir zam gelmiş. Çok fazla değil aslında. Bir ay öncesi ve sonrasında çok fazla gelmemiş. Yani çok fazla gelmemiş dediğim şu, önceki yani diğer ürünlere baktığınızda bunun işlemci fiyatının çok fazla değişmediğini görebiliriz. Hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şunu alalım. Şuraya tekrar yapıştıralım ve en ucuz neresiymiş? Evet, hala değişmeyen yer, bizim seçmiş olduğumuz yer 5738 lira görünüyor arkadaşlar. Şurada Gençer Gaming diye bir yer, burası arkadaşlar 5738 liraya alınabiliyor işlemci fiyatı. Şuradan tekrar bakalım. Evet, şurada görünüyor zaten sitenin ismi. Stokta diyor, yarın kargoda 5738 TL'ye 5800X'i alabiliyorsunuz arkadaşlar. Render konusunda da gayet iddialı ve kaliteli bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Tabii daha da düşebilir, daha da yükselebilir. Biraz donanım konusuyla ilgili. Ha, siz 5800 üstü derseniz 5900 var. 5900 arasındaki fiyat farkına bakalım arkadaşlar. 5900'de en ucuz 7500 lira. Tabii aradaki fiyat farkına baktığımızda 5800'den 7500 liraya giden bir rakamla 2500 lira daha fiyat artarak bir üst işlemci alabiliyorsunuz. Eğer öyle bir şeyiniz varsa, maddi tercih varsa 5900'de tercih edilebilir. Ama aradaki performans farkına bakıldığında
Çok fazla render saniyesi süresi çok fazla fark etmeyecektir arkadaşlar. Sadece 5900'ün ön bellek değeri ve GHz biraz farklı olduğu için renderında en az 30 saniye 40 saniye gibi bir rakamlar olacak. Tabii böyle bir fiyatı da vermeye gerek yok saniye bakımından. Yani o yüzden biz fiyat performans bakımından böyle bir sistem tercih ettik yani. Şimdi ikinci kısmımıza geldiğimizde anakart. Anakartlarda bir fiyat yükselmesi var arkadaşlar. Ve hem de güzel bir fiyat yükselmesi var. 2837 TL olmuş B550 Tomahawk AMD'nin MSI'ın güzel bir anakartı arkadaşlar. Trendyol'dan Adaspor diye bir firma satıyormuş. 4 adet stokta görünüyor. 2837 TL bizim bir ay önce baktığımızda 1438 liraymış. Ya 1440 lira desek 2038 liraya neredeyse yani iki katı fark oranında bir farkı var arkadaşlar. Yani %100 koymuş neredeyse. 2837 TL'ye yükselmiş. Ben bunun diğerlerine baktığımızda işte piyasa fiyatları MediaMarkt'ta 2300 lira, işte 3000 lira pardon. Vatan'da ise 3300 lira görüyorsunuz. Fiyat baya baya yükselmiş. Anakartın özelliklerine ve performansına baktığımızda işlemciyle tam uyumlu ve gerçekten güzel bir anakart olduğunu söylemek isterim. En az bu sistemi en az bir 5 sene boyunca performanslı şekilde tabii güven aldığınız sürece yani işte güç kaynağı ve elektrik kesimlerinden etkilenmediği sürece rahatlıkla bir 4-5 sene performanslı kullanırsınız diye düşünüyorum ben. Burada fiyat kısmında fiyat analizinde görüyorsunuz arkadaşlar. Son 6 ayda fiyat çıkışını görebiliyoruz. Doların artmasıyla birlikte. RAM fiyatlarında genelde bir artış yok. G-Skill konusunda 32 GB'lık bir RAM ekledik arkadaşlar. 2162 TL bir ay öncesinde 2000 liraymış. Yani 160 TL bir zam gelmiş. Bakıldığında çok fazla değil aslında. Yani bir aylık dilime baktığımızda 32 GB ve 3600 MHz'lik gecikmelerde burada yazıyor arkadaşlar. DDR4, GL18. Zaten RAM konusunda ve diğer donanım konusunda anlayanlar bu bizim yapmış olduğumuz tercihlere yakın bir tercih yapacaklardır arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel bir RAM. Sizleri de kolay kolay yolda bırakmaz. 32 GB eğer tabii RAM tercihinde fiyat konusunda bir şey yoksa 30-64'te tercih edilebilir. Orası da ayrı bir konu tabii. Ama şu an için fiyat performans listemize baktığımızda en iyi tercih edilecek RAM'lerden bir tanesi arkadaşlar. Üçüncü kısım ise güç kaynağı FSB'nin Hydro serisi. Hydro serisini seçmemizdeki en büyük neden arkadaşlar Japon kapasitörlü olması. Biliyorsunuz bu kapasitör olayı yani elektrik kesimlerinde elektriğin işte gidip gelme akım koruma sistemi gibi bazı önemli hususlar var arkadaşlar. Çok teknik konulara girmeyeceğim. Bu konularda ben hani normalde anlatım konularında çok fazla tekniğe girip de kafanızı bulandırmak istemiyorum. 750 wattlık bir güç kaynağı, böyle bir güç kaynağı sizin her türlü işinizi görecektir arkadaşlar. Bizim tercih etmiş olduğumuz ekran kartıyla bağlı olduğu için böyle bir ekran güç kaynağı seçildi. Yani 3060 750 watt seçildi. Bizim ekran kartı sıralamasında birazdan geleceğiz. Ekran kartınız eğer 3070'in üzerine çıktığı anda bu güç değerleri 850 watt ve 1000 watt'a çıkması gerekiyor. Çünkü 3080 ve 3090 güç bakımından çok fazla güç çeken bir kısımda olduğu için 850 watt ve 1000 watt'lık bir güç kaynağı seçmek gerekiyor. Ama biz 3060 seçtiğimiz için 750 watt oldu. Bakın 850 watt olduğunda 1800 lira, 1000 watt olduğunda 2700 lira, 2650 TL'ye çıkıyor arkadaşlar. Nereden baksanız iki katı fiyat 1000 watt'la arasında. Buradan bile ekran kartı seçiminden bile cebinizde 1000 TL'lik bir fark oluşmuş oluyor arkadaşlar. Güzel bir fark. Öyle söyleyeyim ben size. O yüzden biz 750 watt'ı tercih ettik. Bunun da altına inmeyin. Çok fazla risk teşkil etmesin. Gamer Arena'da satılıyor bu güç kaynağı. Onun haricinde burada bizim bu önceki fiyatı 1540 liraymış. Şu anki fiyatı 1679 lira. Yani 100-150 liralık bir zam gelmiş. Çok fazla gelmemiş arkadaşlar. Yine güzel bir güç kaynağı olarak görünüyor. Bunu tercih edebilirsiniz. İkinci kısmımız kasa. Benim de kullandığım bir kasa arkadaşlar. 4000D Airflow. 1434 lira. Buna biraz zam gelmiş. Yani normalde bir ay önce 880 TL'ymiş arkadaşlar. 1400 TL'ye çıkmış. Neredeyse %100'e yakın bir rakam. Yani 1600 lira olsa %80'lik bir rakamla zam gelmiş arkadaşlar. O yüzden biraz bu Airflow'da biraz şey var. Fiyat artması var. Ben bu kasadaki bazı özetleri söylemek istiyorum size.
Bu 4000'de airflow'da arkadaşlar, şurada siz güç kaynağını monte ederken arkadan gelen kabloların darlığı konusunda bir sıkıntı var. O kabloları çok güzel şekilde geçirmeniz gerekiyor. Ben bayağı bir uğraş çektim bu konuda. Anakart ve işlemci olsun, soğutma olsun, ben hava soğutma kullanıyorum. Yanlarda, şu yanda bir tane 3 tane fanı var. Şu 3 tane burada var. 3 tane yukarıda ve buraya da bir tane taktığınızda gerçekten gayet kaliteli bir soğutma oluyor. Yalnız dediğim gibi güç kaynağının buradan arkadan kablo olan çıkışı ve anakarta bağlantı noktaları konusunda dar bir alan var. O yüzden daha da büyük bir kasa tercih edebilirsiniz ama tabii bunu belki siz yapacaksınız. Belki hani yapan kişi de buna tabii dikkat etmesi gerekiyor. Çok ufak bir nüansı olduğu için söylemek istiyorum. Çünkü çok ahım bir konu değil. Ufak bir nüansı var burada. O nüansı eksikliği belirttim ben. Ben çünkü montajı kendim yaptığım için kendi bilgisayarıma oradaki nüansı gördüm. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Eğer tabii bu konularda takılan biriyseniz, takılmıyorsanız da hiçbir sorun yok. Diğer kısmımıza gittiğimizde arkadaşlar, soğutucu konusu var. Soğutucu konusunda şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Son dönemde sıvı soğutmalar biliyorsunuz çok popüler. Ben de bundan önceki sistemimde sıvı soğutma kullanmıştım. 3 sene boyunca sıvı soğutma kullandım. Ama sıvı soğutmaların içerisindeki kompresör, yani havayı, suyu pompalayan kompresör sistemleri 2 sene, 3 sene sonunda bozulmaya başlıyor arkadaşlar. Ve duruyor, durabiliyor. Sizin arada sırada onu kontrol etmeniz gerekiyor. Su pompalıyor mu, işlemci sıcaklığı nedir? Ama bunu görmek biraz zor sıvı soğutmalarda. Kapalı devre sistemi olduğu için bunu zor. Ama hava soğutmalarda artık Quitin ve farklı firmaların bu şekilde hava soğutmaları en az sıvı soğutma kadar soğutma sağlıyor. Tabii performans düzeyleri render konusunda, render'daki işlemcinin ısı konusundaki yükselişiyle birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Ben de hava soğutma kullanıyorum. Bunun birkaç üst modelini kullanıyorum arkadaşlar ben de. Kendi şeyimde, sistemimde. Montajı gayet basit. Kutu içerisinde zaten şeyler çıkıyor. Kendi tornavida gibi aparatlar çıkıyor. Montaj sırasında bir kişinin yardımıyla, hani çünkü biraz ağır bir büyük bir malzeme, ağır dedim yani büyük bir malzeme. Montaj sırasında anakartı monte ederken tornavidaların yukarıdan, yani şu kısımlardan bir vida kısmı bırakmışlar. Şu üst kısımdan arkadaşlar. Buradan tornavidayla yukarıdan giriyorsunuz. Aşağıdan anakarta bağlantı yapıyorsunuz. Oturma kısmında, kelepçeler kısmında. Ufak bir zorluğu var ama ya tabii sürekli montaj yapanlar için bir zorluk değil. Ama ilk defa montaj yapacaklar için biraz zorluğu olabilir. Ama soğutma konusunda incelemelere bakarsanız en iyi soğutmalardan bir tanesi olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Fiyat olarak da 1400 liraymış. Biz bir ay önce buna ne yapmışız arkadaşlar? 1340 lira. Çok fazla değişimi olmamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diğer kısmımıza geldiğimizde SSD kısmında 1 TB'lık Samsung'un 980MZ modelini yazmışız arkadaşlar. PCI Express M.2 slotundan geldiği için gayet hızlı çalışan bir SSD arkadaşlar. Zaten slotta çok fazla yer kapamıyor. Anakarta gittiğimizde anakartın üzerinde şurada M.2 slotları var arkadaşlar. Şurada bir yerde olması lazım. Şurası işlemcinin yeri. Şurada arkadaşlar bakın şurada. Şu M.2 slotu. Bir tane de burada var. Ekstra olarak. Bunun kapağını şuradan açıyorsunuz. Bunu kaldırıyorsunuz ve buraya oturtuyorsunuz bunu. Ben montajı yaptığım için biliyorum. Bunun üzerine koyup çok güzel bir şekilde YouTube'da da videosu var. Bunun montajını yaptıktan sonra hiçbir şekilde sorun teşkil etmeden orada bağlı olarak duruyor. Ufak bir aparat. M.2 SSD'leri biliyorsunuz artık ufaldı. Önceki SSD'ler gibi değil. Ufalması da mekandaki işte rahatlığı da ön plana çıkartıyor. Bu şekilde bir sistem arkadaşlar. Çok fazla fiyatı artmamış. 1659 TL olmuş. Bakalım önceki fiyatı neymiş? Pardon, bunun fiyatı artmış. 1060 TL'den 1066 TL'den 1650 TL'ye çıkmış. 600 liralık bir fiyat var arkadaşlar. %65 oranında bir zam gelmiş. Ekran kartı konusunda 14 bin liraymış. Biz 3060 versiyon 2 Asus'un 3060'ını tercih etmişiz. Bu tercih sebebini neden bunu tercih ettik arkadaşlar? Onu da belirteyim ben size. Şimdi burada şöyle bir şey durum söz konusu arkadaşlar. 3060 seçmemizdeki neden şu arkadaşlar. Nvidia olması birinci etken. Çünkü son dönemde çıkan Enscape, D5, Twinmotion gibi render motorlarının
çalışma prensibi RTX üzerine olduğu için RTX ekran kartlarını bu şekilde, yani Ray Tracing dediğimiz teknolojiyi desteklediği için biz de Nvidia'ya yönelmek durumunda kalıyoruz. 14.000 liraymış, 14.834 TL olmuş. Yurt dışından Amazon JP, yani Amazon'un Japonya sitesinden, Amazon.com'dan, Amazon.de'den, yani Amazon'un Almanya sitesinden bunu daha da ucuz fiyatlara alabilirsiniz. Geçen hafta Japonya fiyatında bunu 10.000 TL'ye verdiler arkadaşlar. 10.000 TL'ye, yani Türkiye'deki sizin kargo dahil eve gelme masrafınızla birlikte 10.000 TL'ye bu mal oluyordu. 14.834 TL'lik bir rakam burada var arkadaşlar. 3060'ın altına indiğinizde ise ekran kartları render sürelerinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Şu an için en ideal ekran kartları 3060 12 GB'lık model arkadaşlar. O yüzden bu ekran kartını tercih etmeniz render motorlarında sorunsuz şekilde render almanızı sağlayacaktır. En az 3 sene boyunca ortalama olarak. En son olarak da kapasite ve kopyalama ve depolama bakımından 2 TB'lık Western Digital'in Blue serisi 764 TL. Önceki fiyatına bakalım arkadaşlar. 578 TL'ymiş. Buna da zam gelmiş tabii ortalama olarak. Burada bir son 6 ayda biraz pik yapmış. Daha sonra tekrar düşüşteymiş. Tabii dalgalanma olarak devam ediyor fiyat konusunda. Bunu 2 TB veya daha yüksek TB'lerde alabilirsiniz. 764 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Toplamda bu fiyatları ve bu listeyi ben size YouTube altına vereceğim. Normalde 1600-1700 lira monitöre kalıyor. IPS panel seçmenizde fayda var arkadaşlar. Bu listeyi hazırlayan arkadaş da İlkay arkadaşımız. Kendisi donanım konusunda, donanım ve bilgisayar donanma konusunda uzman bir arkadaşımızdır. Kendisi bu listeyi bize topladı ve gönderdi arkadaşlar. Kendisi bizim Skechat Türkiye adresim grubumuzun donanım kısmıyla ilgilenen, donanımda bize tavsiyeler veren ve sorular sorduğumuzda gerekli cevapları aldığımız, detaylı şekilde aldığımız bir arkadaşımız. Ve bunların seçimler sırasında hem fiyat, hem performans, hem listelerdeki performans düzenine göre seçim yaparak bize öneriyor arkadaşlar. Hiçbir parça Haybiye'den ezbere seçilmiyor. Listelere bakarak, performans listelerine bakarak sizler için en iyisini seçmeye özen göstererek yaptık arkadaşlar bunu. Ve bu şekilde devam eden bir süreç arkadaşlar. Dediğim gibi seçim konusunda, donanım seçimi konusunda bu listeyi de YouTube'un altında konuşma kısmında, sohbet yani açıklama kısmında ben buna yer vereceğim. Siz de bunun toplamını bakabilirsiniz. Hem eski fiyatları bunları vereceğim, hem linkleri vereceğim. Eski ve fiyat arasındaki toplam fiyatı tekrar yorum arasına yazabilirsiniz arkadaşlar. Donanım olmak isteyenler çok fazla geç kalmasınlar. Doların ve diğer kurların yükselişi devam ediyor. Eğer bu işten hani kendinizi geliştirmek istiyorsanız temelde görselleştirme olarak bir iyi bir kasa şart arkadaşlar. Böyle bir kasayı aldığınızda da en az 2 sene boyunca, 3 sene boyunca, maksimum 4 sene boyunca ya 5 sene boyunca sistemi randımanlı bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve her sene bu aylarda hem kış aylarında hem de yaz sonuna doğru donanım listelerini sizlere vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer donanım listemiz laptoplar konusunda olacak arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Tekrar diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.